Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza, herkese Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Ocak Perşembe Kocaeli yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet, Kocaeli'de 9 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. 2 altılımız olacak. Birinci koşulu itibaren birinci altılı gayemiz saatleri 17-15'i gösterdiğinde startı verilecek. Videomun altında beğen butonuna basarak, yorum bırakarak da bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, birinci koşu 7 safkanımızın şartlı 4-1 mücadelede boy göstererek 4 vekoru İngilizlerin 1500 metre kuma çıkacak. Evet, geçen koşusunda da zaten banko olarak önerdiğim kaliteli isim, kaliteli safkan ben geçilmeyeceğini düşünüyorum. Aradan sonra bir koşu görmüştü sevgili dostlar. O da Kocaeli'de 1900'de maalesef koşuyu kaybetti Berkan Gökçe ile. O zaman ikincilikte kendini şans buldu. Berkan Gökçe birazcık atı hırpaladığını düşünüyorum. Zor yer aldı. Sağa mı gideyim, sola mı gireyim, dışa mı çıkayım derken yarışı kaybetti. İkincilikten öteye çıkamadı. Yani şimdi avukat burada benim çok çok önde tutuyorum. Gördüğü koşu sonrası şimdi tekrar Mehmet Kaya'ya teslim edildi. Mehmet Kaya ile de ikinci kez buluştu. Avukat benim ilk tercihim. İkinci atımda bir nolu Akıncı diyeceğiz. Akın Sözen'le 1 ve 2 ve 1 yani ayrımsız bu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. Bu koşuda hatta alternatif bir bankoda avukatı da değerlendirebiliriz. Evet, ikinci koşumuza devam edelim. Şartlı 4 dişilere mahsus bir koşu. 5 vekor Arapların 1500 metre kuma çıkıyor. 9 safkanımız yer alıyor. 5'li gayenimiz de burada start alacak. Evet, yani şöyle sanki birinci altılı gayen yani Kocaeli'de pek para verecek gibi görünmüyor sevgili dostlar. Bunu da dile getireyim. Ama tabii ki yanılabiliriz ama ikinci altılı gayen gerçekten sürprize çok müsait koşular bizleri bekliyor. Evet, bu koşuda benim tercihim Roman Olur olacak. Akın Sözen'le bu grupta kaliteli bir isim, istikrarlı bir safkan ama bir türlü kazanmayı unutan bir safkanımız. Tolga Yıldız'la ikinci kez buluşan Roman Olur yani benim burada ilk tercihim olacak. Buna da tek ciddi rakip yaptığı iki çim yarışından sonra bir kum performansı vardı. Onda Bursa'da 1400'de çok başarılı şartlı bir şey kazanarak Kocaeli'ye geliyor. Roman Olur da o koşta geçmişti. Miray Kız olsun, Eğilce olsun yani tekrar aynı safkanlarla beraber koşuyor. O zaman Roman Olur sürdürek favoriydi. Yarım boyla kızım Aysima Cem Altun'la koşuyu kazanmasını bilmişti. Yine Romanoğlu'ya ciddi rakip olacağını düşünüyorum. Ayrımsız 3 ve 1 benim bu koştaki tercihim. Evet, 3. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kuma çıkıyor. 7 plasa ve 1. üçlü gayanımız burada start alacak. Evet, koşuya döndüğümüz zaman yarış biraz tempoya binecek gibi görünen bir koşu. 1 nolu Diloy olsun, 4 nolu Azra Kız, 5 yani 2 yani bunlar çıkıp liderlik mücadelesine gireceklerdir. Bakalım liderliği kim alacaktır? Ben büyük ihtimalle 4 nolu Azra Kız biraz daha seri geldi. Bana Kocaeli'de son 1505. Şimdi şartlı 2'yi kazanmıştı. Burada çok rahat bir koşu sergiledi. Fırat Aslan'la koşuyu da lehine çevirmesini bilmişti. Yine mesafe kısaldı. Ben burada sürpriz isimle başlayacağım. Yani 4 nolu safkanı bomba isim. Yani burada liderliği alırsa, virajı da 1-2 boyda dönerse biraz yakalanacağını biraz güç görüyorum. Fırat Aslan'da ben sürprizle başlayacağım. 4, sonradan tabii ki 1 nolu Diloy ve de 3 nolu Safkan Akın Sözen'le mutlaka değerlendirmemiz içerisinde olacak safkanlar. 4-1-3 benim sıralamam. Evet, dördüncü koşumuza devam edelim. Handikap 16, 4 vekora İngilizler 1900 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak. Evet, burada da ben 5 safkana yöneleceğim sevgili dostlar. Onlar kimler? 3 nolu Asil Yürek'le başlayacağım. Sürpriz bir isimle başlayacağım. Yaptığı İstanbul ve Bursa koşularında 8. ve derecesi olarak ayrılsa da pistten Kocaeli pistini seven bir safkanın üst üste kazanma başarısı gösteren bir Asil Yürek'ten bahsediyoruz. Yine sevdiği mesafe, sevdiği piste geri dönen Asil Yürek benim ilk tercihim 3. İkinci atım 7 nolu safkanımız, o da Görkem Özçelik'te. Sonradan 6 nolu safkanımız Erhan Akdoğ'la yaptığı son koşusunu kazandı. O da 73 günlük bir araya girdi. Tekrar pistlere dönüyor. İyi bir orijine sahip. Çalışmaları gayet muntazam gördüm.
6 ile eksik etmeyeceğiz. 1 nolu Sapkın Halil Yolaçı'yla ve de 9 nolu Sümer Boya'da Halil Kaplan'la çok çok dikkat diyeceğim. 3, 7, 6, 1 ve 9 benim bu koştaki sıralamam bu şekilde oluştu. Evet, 5. koşumuza devam edelim. Bir maiden koşu, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. 11 safkanımız yer alıyor. 2. beşlik ayarımız da burada start alacak. Evet, benim ilk tercihim 2 nolu Bebesito olacak. Akın Sözen'le ilk defa buluştu. Çok iyi koşuları var. Bir türlü birinciliğe uzanamıyor. Maiden'e veda edemedi. Bebesito yarın benim için çok çok önde tuttuğum bir safkan. İlk tercihim. İkinci atım 5 nolu Junior West diyeceğiz. Görkem Özçelik'te 5. 6.'lıkla ayrıldı ama ben kumaşın etkili bir kumaş olduğunu düşünüyorum. Yarın için ikinci tercihim. Sonradan 4 nolu safkanımız 1, 3 ve 6 burada ayrımsız yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum. 2, 5, 4, 1, 3, 6 benim bu koştaki sıralamam. Evet, 6. koşu handikap 17, bir mücadeleyle 1. 6'lık ayarımızın son ayağına tekabül eden bu koşuda handikap 17, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kuma çıkacak. 8 safkanımız yer alıyor. Evet, bu koşuda yani burada ben bu koşuyu zor bir koşu ama kazanmasını beklerim. Bir tane safkan var. Kötü gidişe dur dedi. En sonunda sevgili dostlar yaptı. İki koşusu da üst üste üçüncülükte ayrılan sürpriz bir isim. Gerçekten çok çok sürpriz kalacak bir safkan. O da 4 nolu Peköz sevgili dostlar. Eğer burada Peköz'ü güvenmeyen arkadaşlar banko değerlendirmeyecek. 2 altılıyı da bağlıyor bu sevgili dostlar. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela birinci koşuyla 2 nolu Avukat demiştik. Yani burada 3 nolu Roman olur. Yani bunlardan birini tek atabilirsiniz veya ikisini tek atıp veya burada 3 nolu Roman olur veya 1 nolu Diloy. Yani burada da tek tercih yapabilirsiniz. Ben yıkarak geldim 6. koşuya kadar. Yani burada sürpriz bir isim olarak Peköz'den yana ben kullanacağım. Sevgili dostlar, bunu da dile getireyim. 1. altılık ayın için ama 2. altılık ayın için ben yıkacağım bu safkanı. Yani kimle yıkacağım? 2 nolu Yol Kıran, 5 nolu Muza Baba, 7 nolu safkanız Boğaz Kesen ve de 1 nolu safkanız Pergamon olacak. Yani bunlarla yıkacağım sevgili dostlar, bunu dile getireyim ama 1. altılık ayınımızın 6. koşusu 4 nolu Peköz'ü ben banko tercih yapacağım, bunu da dile getireyim. Ama 2. altılık ayınımızın 3. ayına tekabül eden bu koşuda 4, 2, 5, 7, 1 şeklinde bir sıralamam oluşacak. Bankom başka yerde değerlendireceğim. Evet, 7. koşu şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1400 metre kuma çıkacak. 9 safkanımız burada kayıtlı. Evet, bankomu ben burada değerlendireceğim 2. altılık ayının için. Banko ismim benim burada 8-10'u Tok Ateş olacak Akın Sözen'le. Yani Akın'ı biliyorsunuz sevgili dostlar, yani Kocaeli'ye pek gelmez Akın. Yani burada 1-2 yarışı gerçekten çalacak gibi görünüyor. O da Tok Ateş'te ben çok çok önde tutuyorum. İyi bir grup yakalamış. Yani bu grubu da geçemezse yani başka hangi grubu geçecek? İyi koşular koştu. İyi safkanlarla mücadele içerisine girdi. Yani burada bu grubu geçmesini bekliyorum. Yarın için benim banko ismimdir, banko adayımdır. Banko olarak tercih yapacağım. Bir tek onun da ciddi rakibi var orada. Burada 4 nolu Gürobası Görkem Özçelik'te. Evet, 8 bankomuz sevgili dostlar. Bu koşuda 2. altılık ayımızın 3. ayını tekabül eden bu koşuda. İkili için 4 ile 3'ü arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Evet, 8. koşumuza devam edelim. Bir maiden, 3 yaşlı İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. 10 safkanımız yer alacak. Evet, burada da 2 nolu safkanımız Akın Sözen İstanbul'da şartlı biri 1400'de beraber koşmuşlardı. Sonra 78 günlük bir araya girdi. Çalışmalarına baktım, gayet muntazam gördüm. Kocaeli ilk defa geliyor. Kaba kuma çıkacak. Ben 2 nolu safkanımız benim ilk tercihim. 2. atım burada 5 nolu safkanımız ve de 1 nolu safkanımızı da eksik etmeyeceğim. Ve de burada sevgili olsa 9 nolu safkanı Mahmut Turan'la, bakmayın son koşusunun 4. derecesi olduğunu, İstanbul'da Kocaeli zaten yarış hayatına başladı. Bursa'da da tanıdığımız bir safkan
Mervelin diyeceğiz Mahmut Turan'la bu safkana dikkat. Evet 2, 5, 1 ve 9 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Evet 9. koşu handikap 14. Beşbeykur Araplar 2000 metre kuma çıkıyorlar. 14 safkanımız yer alacak. Evet burası da birazcık sürprize müsait gibi görünen bir koşu sevgili dostlar. Burada 5 nolu Durulay'la başlayacağım. Şevket Gökçe ile ilk defa buluştu. Etkili koşmasını bekliyorum. 8 nolu Rüzgar Sesi Mahmut Turan'la. Aslında 8-5 burası yeterli gibi. Ufak bütçeler oynayacak arkadaşlar. Yeterli gibi görünüyor 8-5. Ama daha sonra 6 nolu Turan Şah, Erhan Aklıoğlu, 7 nolu Blade, Görkem Özçelik'le 10, 3 ve 1. Yani burada büyük bütçeli, daha büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar için ayrımsız yazılması gereken safkanlar. 5-8 çizgi, 6-7-10-3-1 benim son koştaki sıralamam. Evet Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar da sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Hem İzmir hem Kocaeli programı için herkesin yazdığı safkanlar ganyan olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar.